Girişimci, tasarımcı kadınlar, eğer kendinize güveniyorsanız bu yarışma tam size göre, mutlaka katılın. Çünkü Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması 3. kez düzenleniyor. Hemen bütün detayları yarışmanın yürütücüsü Seçil Şendal'la görüşeceğiz. Seçil merhaba, ben hemen ayrıntıları senden öğrenmek istiyorum. Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması nedir, amacınız ne? Merhaba. Bizim için gerçekten çok kıymetli bir yarışma bu. Çünkü Türkiye'nin her yerinde üreten, tasarlayan kadınlar var. Ve bu üreten ve tasarlayan kadınların en önemli sorunlarından bir tanesi pazara erişim. Pazara erişim sorununu ortadan kaldırabilmek için düzenlediğimiz bu yarışma, Türkiye'nin her yerinde kendi üreten, kendi tasarlayan, bununla ilgili bir şirketi olan ya da olmayan ama yaptıklarını pazarla buluşturmak isteyen kadınlara açık bir yarışma. Yarışmanın yürütücülüğünü ben üstleniyorum. Ancak çok kıymetli bir sponsorumuz var. O da Anadolu Kültürel Girişimcilik. Anadolu Kültürel Girişimcilik, Türkiye'deki müze mağazalarının işletmesini yapmakta olan şirket. Ve müze mağazaları aslında birer kültür elçisi. Çünkü özellikle uluslararası turistlere baktığımız zaman bu turistlerin müze mağazaları üzerinden alışveriş yaptığı ve kendi ülkelerine, gezmiş oldukları ülkeye dair bir anıyı bu müze mağazalarında alışveriş yaparak götürdüklerini görüyoruz. Ve işte tam da bu noktada Türkiye'nin her yerinde yer alan bu müze mağazalarıyla kadınları bir araya getirmek, kadınların satışlarını müze mağazalarına bir pazar alanı olarak sunabilmek amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Yarışmanın dediğin gibi 3. yılındayız ve her geçen yıl ilginin artıyor olması da beni gerçekten çok sevindiriyor. Dolayısıyla bunu şu anda tekrar 3. kez konuşuyor olmaktan da çok mutluyuz. Bugüne kadar 60'a yakın kentten 2000'i aşkın kadın başvurdu yarışmamıza ve her kategoride son derece başarılı eserler sundular. Aralarından seçmek çok zor ancak bunun seçimi için de çok kıymetli bir jüriye başvurarak hareket ediyoruz. Peki kadınlar bu yarışmaya neden katılmalılar? Niye katıldıklarında ne elde etmiş olacaklar? Şöyle, yarışmayı 5 kategoride açıyoruz. Ve bu kategorilerin arasında kadınların vazgeçilmezi olan takılar, aynı zamanda ev tekstili, aynı zamanda tekstil, Türkiye'deki kültürü yansıtmakta olan kahve fincanları ve illüstrasyon kategorisi var. Evet, 5 kategoride yarışıyorlar. Ancak yarışmak ve yarışmadan dereceyle ayrılmaktan daha kıymetli olan, bu yarışmaya katıldığı için bu kadınların birer tedarikçi olarak kabul edilmesi. Ve tedarikçi havuzunun Türkiye'nin her yerindeki ihtiyaçlara belli olarak tanımlanması. Örnek vermek istiyorum. Diyelim ki Mardin mağazamızdayız ve Mardin mağazası için bir takı üreticisine ihtiyacımız var ya da Mardin mağazasında bir seramik üreticisine ihtiyacımız var. Hemen o bölgedeki tedarikçileri tarayarak o bölgedeki tedarikçiler arasında, tedarikçi kadınlar arasında bize üretim yapmak ister misiniz diye üretime davet edebiliyoruz bu kadınları. Dolayısıyla onların sadece yarışıyor olması değil, bu tedarikçi listesinin içerisinde olması da çok kıymetli. Çünkü dönüp baktığımız zaman kadınlar tedarikçi zincirlerine girmekte zorlanıyorlar. Ve özellikle satın alma alanlarında satın alma tedarik zincirlerinin içerisine girebilmeleri için çok küresel pek çok organizasyon var kadınları dahil etmeye gayret eden. Bu kadar kıymetli, yani Türkiye'yi dünyaya temsil etmekte olan müze mağazalarının da tedarikçi gruplarının arasında kadınlar olmazsa olmaz. O yüzden yarışmaya katılmanın en kıymetli noktası tedarikçi olmak. İkinci kıymetli noktası, kazananlar için bir ön alım garantisi var. 10.000 TL ön alım garantisiyle bu yarışmadan ödül alıyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Örneğin arkamda gördüğünüz yastıklar 2019 yılının birincilerine ait. Güzeller. Ben de çok seviyorum onları. Aynı zamanda benim evimde de varlar. Ve 10.000 TL karşılığında bu ürünlerden satın alınıyor ve alınan ürünlerle beraber müze mağazalarında satışa sunuluyor. Dolayısıyla ön alım garantisi kıymetli bir şey. Çünkü kadının bir ikinci sorunu da pazara ulaşabilse bile kadının finansa ulaşmakla ilgili yaşadığı zorluk. Çünkü özellikle tedarik edebilmek ve toplu üretim yapabilmek için kadının sermayeye ihtiyacı var. Ancak bu sermaye maalesef kadınlarda erkeklerden daha az. O yüzden çok kıymetli bulduğum ve KAGİDER'de, benim de gururlu üyesi olduğum KAGİDER'de sıklıkla
temsil edilen bir cümle vardır. Kadından almalı, memleket kazanmalı diye. Biz de burada kadından almalı, memleket kazanmalı ve memleketi temsil edecek ürünler kadının eliyle üretilmeli diyerek devam ediyoruz. Peki bu yılın teması şans olarak belirlenmiş. Evet, bu yıl şansa ihtiyacımız var. Çünkü pandemi hepimizi yordu, bu yıl şansa ihtiyacımız var. Peki bu şans teması ile ilgili neler olabilir? Hangi kategoriler var? Biraz bu yılın detaylarını da alalım, başvuru koşullarını da öğrenelim. Kategoriler birbirinin aynı. Her yıl 5 kategoride açıyoruz bu yarışmayı. Ve kategorileri de aslında müze mağazalarından sıklıkla alışveriş edilen kategoriler olarak belirliyoruz ki müze mağazalarındaki ihtiyaçla, tüketicinin beklentisi ve ihtiyacıyla ürünler eşleşsin. Dolayısıyla takı her zaman müze mağazalarından sıklıkla alınan ve de yerel değerleri taşıyabilen ürünler. Dolayısıyla takı kategorimiz her zaman var. Tekstil kategorimiz var, ev tekstili kategorimiz var, illüstrasyon kategorimiz var ve bununla birlikte kahve fincanı kategorimiz var. Şimdi kahve fincanı ve illüstrasyon kategorisini biraz açmak lazım. Çünkü diğer kategoriler çok daha kolay anlaşılıyor ve sıklıkla başvuru alabiliyor. Ancak kahve fincanı şu sebeple, biz kültür ağaçları olarak görüyoruz, kültürel mirasımızın ağaçları olarak görüyoruz kadınlarımızı dedik ya, işte tam bu noktada kadınların bu temsilinin sağlanabilmesi için muhakkak ve muhakkak aslında Türkiye deyince akla gelen kahvenin ikramı konusu da var. O yüzden kahve fincan setleri, Türk kahvesinin ikram edildiği o fincan setlerinin oluşturulmasını çok kıymetli buluyoruz. Bir diğer özel kategori ise illüstrasyon. İllüstrasyon kategorisi özellikle farklı üniversitelerdeki güzel sanatlar okuyanlara, grafik tasarım okuyanlara, tasarım okuyanlara açık. Çünkü bir tasarımı yapmalarını ve bize o tasarımı dijital olarak teslim etmelerini rica ediyoruz. Dijital tasarımın telif hakkı olarak 10.000 TL veriyoruz. Daha sonra onu ihtiyaca bağlı olarak bir defterin üzerine de basıyor olabiliriz, bir şemsiyenin üzerine de basıyor olabiliriz. Dolayısıyla aslında o illüstrasyon o temayı canlandırmak için hayata geçiriliyor. Sonra da biz onu ürünleştiriyoruz birlikte. Hangi ürünlere koyacağımızı da tasarımcısıyla birlikte tartışmaktan, beraber ilerlemekten de çok keyif alıyoruz tabii ki. Peki bu yıl başvuru koşullarını sayarken tarihi de söylememiz gerekir herhalde. Nasıl, nereden başvurabilirler ve ne zamana kadar bir süre var başvuru için? Onları da öğrenelim. Başvuruyu kolaylaştırmak en temel amaçlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla başvurular internet adresi üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla Anadolu'nun Kadın Gücü web sitesini ziyaret ederek direkt başvuruda bulunmak mümkün. Başvuruda bulunabilmek için ürünün fotoğrafının gönderilmesi yeterli. Ürünün farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını rica ediyoruz. Daha sonra ön elemeden geçen, her kategori için 5'er kişi oluyor dedik ya, o 5'er kişinin de ürünlerini kendilerinden teslim alıyoruz ki eğer jüri ürünü fiziki olarak da görmek isterse ürünün fiziki olarak görebileceği şekilde sergileniyor. Anadolu Kültürel Girişimcilik Genel Müdürlüğü'nde jürilerimiz de gelip oradan bir fiil ürünü görerek, dokunarak, ambalajına bakarak birinciyi belirleyebiliyorlar. Tüm bu sürecin içerisinde tabii ki pandemi koşulları ve ürünlerin hijyen kalması bizim için çok kıymetli. İlk planladığımız 31 Mart tarihine kadar, ancak geçtiğimiz yıllarda yoğun son dönem başvurularını görüp gelen taleplerle bir iki hafta kadar uzattığımız dönem oldu. Dolayısıyla ben şimdi buradan duyurabilirim ki Nisan'ın ortasına kadar biz talep toplamaya devam ederiz. Dolayısıyla vazgeçmeyin ama son dakikaya da lütfen kalmayın. Tabii şöyle şeyler de geliyor. Hani ev tekstili dendiğinde acaba masa örtüleri öğrenenler katılabiliyor mu? Yün işi yapanlar katılabiliyor mu? Hani böyle farklı farklı sorular görüyorum ben, geliyor kadınlarda. Sanıyorum birazcık tam olarak aktaralım daha iyi olur. Yani ev tekstili kategorisinde dediğimizde örnekler verebilir misiniz? Hani fikir edinsin bizi izleyenler, katılmak isteyenler. Hani züccaciye diye düşünülebilir.
Dolayısıyla burada bir tekstil de değil aslında. Yani tekstilin üretilebilir. Burada yastık örneğinde olduğu gibi. Ama bir seramik vazo da olabilir örneğin baktığınız zaman bu. Önemli olan aslında ürünün ev içerisinde kendisine bir yer bulabilmesi. Dolayısıyla biz onu takı tekstil, ev dekorasyon yani ev dekorasyon deyince züccaciye ve kahve setleri olarak ayırt ediyoruz. Bu kategorilerin tamamına da açığız. Yani takı, tekstil, üçüncü kategoride ev ve dekorasyon, eskilerin deyişiyle züccaciye, kahve fincanları ve illüstrasyon. Beş kategori diye bakalım. Tekrar edeyim isterseniz. Burada biraz akıllar karışabiliyor. Bu arada şu konuda da tüm katılımcılarımızın çok rahat etmesini rica edeceğim. Biz bunun arkasında bir destek hattı da kurduk. Dolayısıyla yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlarımız arzu ettiğinde benim ürünüm bu. Hangi kategoriye girmeli, nasıl fotoğraf çekmeliyim gibi destek istediklerinde de ekip arkadaşlarımız bu desteği A'dan Z'ye kadar veriyorlar. Dolayısıyla tedirgin olarak yarışmaya katılmamaya hiç gerek yok. Ne kadar sorunuz varsa o esnada bu soruları yanıtlarız. Ancak tekrar söyleyeyim. Takı, tekstil, ev ve dekorasyon yani büyüklerimizin tabiriyle züccaciye, illüstrasyon ve kahve fincanı kategorilerimiz. Bir de o destek hattının numarasını da söyleyebilir misin? Bir telefon değil, e-mail atılmasını rica ediyoruz biz bu konuyla ilgili. Dolayısıyla web sitesinin üzerindeki kontak e-mail adreslerine e-mail gönderildiğinde arkadaşlarımız hemen 2-3 saat içerisinde en geç yanıt verebiliyorlar. Peki şimdiye kadar tabii bu yıl üçüncüsü, ilk 2 yıl yapıldı. O yarışmanın sonucunda kaç kadından ne kadar ürün alındı, neler alındı, nasıl bir ekosistem oluşturuyorsunuz? Siz aynı zamanda bir ekosistem yaratıyorsunuz aslında bu yarışmayla. Biraz ondan da bahseder misiniz? Tabii yani aslında gerçekten Türkiye'nin her yerinden geliyor. Bana Yüksekova'dan telefon geldi. Biz dediler yerleştiremedik. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? 2 yıldır. Herhalde aldığım en keyifli telefonlardan biriydi hayatta. Ya da ürünlerini satarak çocuğunun sağlık masraflarını karşılamak zorunda olduğunu aktaran bir anne oldu. Pazar yerinde satıyormuş bunları ve pazar yerinden gerçekten müze mağazasına ürününü getirerek satabildi. Yarışmada dereceye girmedi ama bizim o dönemde ihtiyacımız bileziklerdi. Dolayısıyla biz o bilezikleri üreterek belli bir süre tedarikçimiz haline dönüşebildi. Çok hani biz çok mutlu olduk. O ümit ediyorum ki mutlu olmuştur. Böyle Türkiye'de 60 kente ulaştık şimdiye kadar ve 2000'e aşkın da kadına ulaştık. Değerlendirme sonuçlarında 2 yıl 950 küsür kişi. İkinci yarışmada da 700 küsür kişi oldu. Bu da şu sebeple biz 2 yıl aynı kişinin çoklu kategoriden girmesine izin vermiştik. Dolayısıyla sayı çoğalmıştı. Başvuru oldu daha doğrusu. İkinci yılda tek kategoriden girmesini tercih ettik. Bu yılda şöyle rica ediyoruz. Pandemi koşullarında daha çok kişiyi tanıyabilmek istiyoruz. Dolayısıyla bir kişi birden çok kategoride girebilir ama aynı kategoride birden çok ürüne giremez. Peki şimdi bazen anlaşılmayabiliyor, o yüzden tekrar etmekte fayda var. Ben bir kadın tasarımcıyım ya da değilim, yani bir şirketim yok ama tasarım yapmayı, farklı şeyler yapmayı da seviyorum. Yine de katılabilir miyim bu yarışmaya? Evet, bu yarışmaya katılmak için girişimci olmak, şirket sahibi olmak koşulu yok. Çünkü biz bu yarışmayı aslında bir girişimciliğe ön adım olarak da görüyoruz. Tabii ki girişimciler de girebilir. Tabii ki hali hazırda markasını Instagram'da satmakta olan kadınlar da girebilir. Pek çok örneğin Instagram'da ürününü satmakta olan kadının girdiğini ve daha sonra kısa listeye kalarak bunun tanıtımını yaptığını, yarışmaya girdiğini, o bölgeye bu yarışmaya girdiğini duyurduğunu, sonra tedarikçi haline geldiğinde ürünlerinin resmini koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci olarak baktığımızda Instagram üzerinde satışını yapan kadınlar çok sıklıkla karşılaştığımız ekosistemi de sormuştun ya biraz önce. Birinci grup. İkinci grup tasarım mağazalarında ürünlerini satanlar ya da tasarım tezgahlarında satanlar. Belediyelerin satış noktaları olabilir, bu belediyelerin yarattıkları pazar yerleri olabilir. Üçüncü olarak kooperatifler. Kooperatiflerin çok özel bir yeri var bizim için. Kooperatiflerdeki her bir kooperatif üyesinin ayrı ayrı yarışmaya girmesini rica ediyoruz.
Ancak hangi kooperatifin üyesi olduğunu da belirtmesini istiyoruz. Çünkü her seferinde biz hikayelerini de rica ediyoruz ve o hikayelerle aslında yarışmayı kazansalar da kazanmasalar da tedarikçimiz olabilmelerini temin etmek için hikayelere başvuruyoruz. Çünkü yerel kalkınma çok kıymetli ve yerel kalkınmanın olabilmesinin de gerçekten kadın yerel üreticiyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada da kadın kooperatiflerin apayrı ve özel bir yeri var. Bir dördüncüsü ise kategorilerden biraz önce aktardığım gibi illüstrasyon kategorisinde yer alanlar. Onlar ise daha çok grafik sanatçısı ya da grafik öğrencisi ya da hocası oluyor. 2 yıl üst üste örneğin biri İzmir, biri Antalya'dan olmak üzere üniversitelerimizde ders veren hocalarımız burada dereceye girdiler ve onların eserleri müze mağazalarında satışa sunuldu. Şimdi 5 kategori 1. yıl, 5 kategori 2. yıl, yani toplamda 10 etti. 10 kadının eserleri bu yarışmada ödül almış oldu, Ön derece alım almış öğrencisi oldu. öyle. Tedarikçi olan kadınlarımızın sayısı 100'lere ulaşmıştır tabii ki. Tamam. Peki bu 10 kadın seçildiği zaman, birinci seçildikleri zaman onların kaç ürünü şimdiye kadar bu müze mağazalarında sergilendi ve tahmini ne kadar bir kazanç elde ettiler bundan? Ciro benim bileceğim kısmı değil. Çünkü ben projenin yürütücüsü tarafındayım. Müze mağazalarındaki ciroya maalesef hakim değilim. Ancak şunu söyleyebilirim. Üreticiler tek bir ürünle müze mağazalarına girmiyorlar. Yani diyelim ki bu yastık mı? Sadece bu yastıkla girmek zorunda değil. Koleksiyonunun içinden birlikte ürün seçiliyor ve onların da müze mağazalarına tanıştırmak istedikleri, daha sürdürülebilir olacağını düşündükleri ürünlere de izin veriliyor. Ama dereceye giren ürün muhakkak alınıyor. Peki diyelim ki ben bu yıl katıldım yarışmaya, herhangi bir kategoriden birinci de seçildim. Ürün Tamam. karar veriliyor. Sonra ne oluyor? O aşamayı da aktarabilir misiniz? Yani ben seçildikten sonra, yani bir kadın bu yarışmada birinci gelirse herhangi bir kategoride, onu nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi geçen yıl pandemi sebebiyle daha zor bir süreç bekledi kadınları da müze mağazalarında. Çünkü pandemi sebebiyle müze mağazaları kapalıydı ve anında gerçekleştirilemedi. Bir önceki yılın sürecini aktarmak o yüzden daha uygun. Çünkü bu yıl müze mağazaları açık olabilecekler. Ümit ediyorum ki pandemi tekrar dünyaya bir olumsuz rüzgar estirmezse. Şöyle oluyor. Bir kere birinciler aynı anda duyuyorlar ve kamuoyu da aynı anda duyuyor kazandıklarını. Daha sonra onları biz kamuoyuna tanıştırıyoruz. Yani örneğin tekrar sizin kapınızı çalıyoruz ve o kişilerin tek tek tanıtılmasına vesile oluyoruz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok aslında kadın üreticimiz bu müze mağazaları ödüllerini, Anadolu'nun Kadın Gücü ödülünü aldıktan sonra ürünlerini daha kolay tanıtmaya başladığını söylüyorlar. Dolayısıyla tanıtımlara vesile olmak birinci yaptığımız şey oluyor. İkinci yaptığımız şey ise ürün gamlarını getiriyorlar ve müze mağazalarının kategori yöneticileriyle birlikte ürün gamlarının arasında hangilerini müze mağazalarında ve hangi müze mağazalarında daha kolay satabileceklerini tanımlıyorlar. Şimdi bu hangi müze mağazası kısmını açayım biraz istersen. O da şu, bazı yörelerdeki turist yapısı farklı ürünleri tercih etmeye, bazı bölgelerdeki turist yapısı ise diğer ürünleri tercih etmeye vesile oluyor. Dolayısıyla her ürün aslında aynı tüketiciyle buluşmuyor. Her müze mağazası da benzer turistlere hizmet vermiyor. Çünkü takdir edersin ki İstanbul'daki tarihi yerleri görmekle ilgilenen kitle biraz daha farklı. Belki Kapadokya'yı ziyaret etmekte olanlar daha farklı. İslam eserleri taraflarını ziyaret etmekte olanlar daha farklı. Ama işte Göbekli Tepe gibi, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerdeki yerleri ziyaret etmekte olanlar daha farklı. Dolayısıyla aslında o bölgedeki müze mağazasını ziyaret eden kişinin beklentisine göre ürünler yerleştiriliyor. Ürünün yapısına bağlı olarak. Bir diğeri de ürünlerin tabii satılabilir olması aslında ambalajlarıyla da çok yakından ilişkili. Çünkü pek çoğu aslında yurt dışına seyahat edecek bu ürünlerin. Dolayısıyla kırılmazlığı, paketlenmesi gibi konularda da onlara danışmanlık yapılıyor ve mümkün olduğunca ürünün
en kolay satabileceği hale getirilmesi birlikte belirleniyor. Ve sürdürülebilir olabilmesi için de belki ürünün üzerinde bazı modifikasyonlara gitmeye üretici tarafı ve satın alan taraf birlikte karar verebilir. Yani diyelim ki yarışmadan tamamıyla örnek olsun diye söylüyorum. Gümüş üzerine altın kaplama bir takı kazanmış olabilir ama bunun maliyeti çok yüksektir. Dolayısıyla aynı ürünü başka bir malzemeyle yapmaya birlikte karar verebilirler. Ama bu tabii ki üreticinin tercihidir. Peki bir de başında söylemiştin bir 10 bin lira alım garantisi veriliyor diye. Kategori için 10 bin TL önüm alım garantisi. Bu şu demek, yani aynı tedarikçinin ürünleri çok beğenilebilir, sürdürülebilir olabilir, yüz binlerce de satabilir. Ama yüz binlerce liralık da satabilir. Ancak satmaya başlamadan biz 10 bin lirasını veriyoruz ki o üretebilsin. Peki şey güzel yani. Yarışmada birinci oldu. Ondan ürün alındı. 10 bin lira verildi. O 10 bin lirayla üretip ürünlerini teslim etti. Sonra Evet. o ürünler satıldıktan sonra eğer mağaza satıştan memnunsa o kadına sipariş vermeye devam ediyor. Doğru mu anlıyorum? Yok, yani zaten temel amaç bu kadınları tedarikçi olarak havuzun içerisinde tutabilmek ve sürdürülebilir tedarikçiler haline getirmek. Dolayısıyla bu bir başlangıç. Umut ediyoruz ki yıllarca devam edecek bir işbirliğin ilk adımı her taraf için. Çok güzel bir yarışma. Biz de buradan duyurmuş olalım. Fırsatı kaçırmasınlar. Nisan ortasına kadar başvurular devam edecek. Anadolu'nun kadıngücü.com. Öyle değil mi internet siteniz? Başvuruları bu site üzerinden yapabilecekler. Bir mesajın varsa Seçil, senin mesajınla tamamlamak isterim. Ben çok somut şunu söylemek istiyorum. Aslında kadınlar müthiş şeyler üretiyorlar. Ürettiklerini pazar yeliğiyle buluşturmak konusunda zorlanıyorlar. Bu buna bir vesile. Ve her yarışmaya katılmak aslında kendini geliştirmek için de çok iyi bir fırsat. Çünkü yarışmaya katılanları bir ekosistem içerisinde tutuyoruz. Onları ünlü tasarımcılarla bir araya getiren eğitim programları veriyoruz. Bu dereceye girip girmemeleriyle hiç ilişkili değil. Bu sürdürülebilir geliştirmenin bir parçası. Onlara finans ve bütçeleme ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bu da işlerini büyütebilmeleri ile ilgili. Bunların tamamını gönüllü olarak sadece bu yarışmaya katıldıklarından bu ekosistemin içerisinde olmayı sürdürsünler diye yapıyoruz. O yüzden hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. Ve ne kadar büyütürsek bu çemberi o kadar aslında büyüyeceğiz ve güçlü olacağız diye düşünüyorum. Umarım binlerce kadına ulaşma fırsatımız olur Türkiye'nin her yerinden. Ve soru sormaktan lütfen çekinmesinler. Ve benim ürünüm yahu yani benim ürünüm mü kazanacak demeyin. Çünkü ürünün kazanıp kazanmamız önemli değil. Sizin hikayenizle birlikte tedarikçi zinciri içerisine girmeniz çok daha önemli bir aşama. Siz kooperatiflere, kadın kooperatiflerine çok önem veriyorsunuz ve onların mutlaka bağlantıya geçmesini istiyorsunuz. Peki neden? Nasıl bir avantajı var kadın kooperatiflerinin? Kadın kooperatifleri yerel kalkınmanın çok kıymetli unsurları. Birlikte üretmeyi, birlikte büyümeyi, birbirine destek olmayı ve bir arada bir ürünü rafa koymayı başarıyor kadın kooperatifleri. Ancak kadın kooperatiflerinin zorlandığı noktalardan biri pazar bulmak her alanda olduğu gibi. İkincisi de bazen yaptıkları ürünler birbirine çok benziyor. Dolayısıyla bunu satışa sunmakla ilgili zorlanıyorlar. Şimdi bizim için kadın kooperatiflerinin yeri apayrı, dediğim gibi bölgesel kalkınmayı destekliyor olduğundan. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Müze mağazasının olduğu yerde takdir edersiniz ki özellikle turistlerin sıklıkla tercih ettiği bazı ürünler var. Bu bir bileklik olabilir, bu bir nazar boncuğu olabilir, bu bir püsküllü kitap ayracı olabilir. Yani el becerisiyle üretilebilecek ve bizim satılabileceğini bildiğimiz müze mağaza olarak ürünler. Böyle bir ürün kategorisi gerektiğinde muhakkak o bölgenin kooperatifinden satın almayı tercih ediyoruz. Başka bir yere ürettirip o bölgeye göndermek yerine. Çünkü bölgesel kalkınma gerçekten o bölgede üretilen ürünün alınmasıyla hayata geçirilebilir. İşte tam da bu sebeple biz kadın kooperatiflerinin muhakkak yarışmaya dahil olmasını rica ediyoruz. Amacımız onları tanımak, aramızdaki ilişkiyi başlatıp bir satış olması, bir üretim gerektiği esnada direkt onlardan satın alma yapabilmek. Bu çok güzel bir avantaj. Yani yarışmada dereceye giremeseler bile sizinle bağlantı kurdukları için ileriki bir tarihte müzenin ihtiyacı olan
bir takım takı, aksesuar gibi ürünlerin üretilmesi için direkt onların üretim yapmasını sağlıyorsunuz. Kapılarını çalıyoruz ve hani gerekli desteği de, tasarım desteği olabilir, bu işte ürün fiyatlama desteği olabilir. Direkt onlara sunmayı arzu ediyoruz. Çünkü amacımız gerçekten kooperatiflerin üretimini destekleyebilmek ve onları satın alma zincirinin içine sokabilmek. Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması'nı 3. kez düzenliyoruz. Bu yılın teması şans. Bugüne kadar yaklaşık 60 kentten 2000 kadına ulaştık. Şimdi sıra yeni kadınlarımızla bir araya gelmekte. Yarışmaya katılan kadınları tedarikçi grubuna almak, onlarla birlikte ücretsiz eğitimlere devam edebilmek, onları tasarımcılarla bir araya getirmek, yarışmanın bence ödülden daha kıymetli olan kısmı. Birinciler 10 bin lira ön alım garantisi alacaklar ve 5 kategorinin birer birincisi olacak. Kategoriler takı, tekstil, eskilerin deyimiyle züccaciye yani ev ve dekorasyon, kahve fincanı ve 5. kategorimiz ise illüstrasyon. Bu 5 kategoride gelen ürünleri bir jüri tarafından değerlendirip aralarından 25 kadını ön elemeden geçireceğiz ve aralarından her bir kategorinin birincisine de 10.000 TL ön alım garantisi vereceğiz. Bir diğer çağrım ise kadın kooperatiflerine. Sevgili kadın kooperatifleri, bu yarışmanın gönül taçları, baş tacımız onlar bizim. Dolayısıyla bölgesel kalkınmaya destek verebilmek için kadın kooperatiflerinin muhakkak yarışmaya girmesini rica ediyoruz. Böylece aramızdaki satın alma bağının kurulmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım birbirinden değerli yarışmacıları biz de sizin sayenizde tanırız ve tanınmalarına bu şekilde biz de katkıda bulunuruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz.